Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Taliban'la ilgili Birleşmiş Milletler ülkelerine kademeli angajman mesajı verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumuna Türkiye'de davet edildi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu oturumda konuşma yaptı. Afganistan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Afganistan'da uzun vadede istikrar için kapsayıcı ve temsili bir hükümet gerektiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, Taliban'la ilişkilere değindi. Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek. Sözlerini eyleme dökerek güvenimizi kazanması gerek. Taliban'ın söylemleriyle değil, eylemleriyle dikkate alınacağını belirten Sinirlioğlu, Afgan halkının ise dayanışmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Taliban yönetiminin kadınlara nasıl davranması gerektiğinin farkında olduğunu vurguladı. Afganistan'daki geçici hükümet, insan hakları ihlallerini özellikle de kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği takdirde hesap vereceğinin gayet farkında. Gelişmeleri de bu bağlamda çok yakından izlemeliyiz. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey De Laurentiis de Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arıyor. Mesajımız net. Meşruiyet ve desteği kazanması gerekecek mesajı verdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang ise Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirterek bu varlıklar Afganistan'a ait ve Afganistan için kullanılmalı. Baskı aracı olarak değil ifadesini kullandı. Rusya da Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısına destek verdi. President, we're grateful to Special Representative Secretary General.